Z kuşağı arasında yapılan araştırmalar Türkiye'de gençlerin gelecekten umutsuz olduğunu ve çoğunluğun yurt dışında yaşamak istediğini söylüyor. Peki sokaktaki gençler ne diyor? TÜİK verilerine göre gençlerin mutlu olma oranı 2018 yılına göre 7,5 puan azaldı. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Mikrofonu gençlere uzatacağız. Geleceğinizden ümitli misiniz diye soracağız. Geçen sene 10 TL aldım çıkıntı, şu an 20 TL. Okula iki kat harçlıkla gidiyoruz. Ben geleceğimi bile düşünemiyorum. Lütfen buna bir çare bulun. İnşallah 18 yaşımda yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. İnşallah da giderim. Ülkenin bu durumu böyle olduğu sürece ben kendi geleceğimden ümitli değilim. Lise öğrencisiyim ve eğitimin iyi bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Çok zorluyorlar bizi ve çok baskı var öğrencilerin üzerinde. Bazen stresten hasta olabiliyorlar. Yani daha kötü şeyler de olabiliyor. Kaç kere intihar edenler falan oldu. Hiç ümitli değilim. Bir kafeye gidiyoruz, bir kahve içmek istiyoruz, 60 lira falan. Yani ben sanatla ilgileniyorum. Yani bunun için üniversiteye falan, radyo televizyona gitmek istiyorum. Önem verilmiyor. O yüzden de biraz geleceğim pek parlak değil. Sıkıntılar var ama bence olur ya, ümitliyim. İnşallah her şey düzelir. Ama ümit var, her zaman vardır. Geleceğimiz zaten kesin bir şey olmadığı için hani umutlu da değilim açıkçası. Eğitim berbat. Fazla bir ümit beklemiyorum. Çünkü hani ekonomi olarak, faaliyet olarak her şey kötü. Yurt dışı nasıl desem bir seçenek olarak. Çünkü Türkiye'de bir doktorun kazandığını yurt dışında temizlikçi, bulaşıkçı kazanıyor. Ve herkes bunu öngörüş olarak hani çalışıyorlar. Mesela buradaki doktor doktor oluyor. Eline bir belgeyi alıyor. Yurt dışına direkt gidiyor. Çünkü hani burada niye az kazanıyorsun ki? Hani oraya gidip daha fazla kazanmak varken. Genelde benim çevremde orada kazanıp gelip burada harcayanlar da var.